Herkese merhaba. Bugünkü konumuz logaritmik regresyon. Her zamanki gibi belleğimi temizliyorum. Shift mod 3 eşittir eşittir. Ardından regresyon modunu seçiyorum. Ve buradan da logaritmik. Ve şimdi sıra elimdeki x ve y değerlerini girmede. Diyelim ki böyle bir soru var. 83. Arasına virgül koydum x ve y'nin. Ve 183. M artı. 71 virgül 168 M artı. Tamam. 6 değerimi girmiş oldum. Şimdi de Shift'e ardından 2'ye ve 2 sağa gittim. Burada gördüğünüz A ve B değeri buradaki A ve B'yi temsil ediyor. Trendline yani eğim çizgim. Eğim çizgimin denklemi y eşittir A artı B ln x şeklinde. Ve A değeri için 1'e basıyorum eşittir diyorum. Ve sonuç buymuş. Ardından B değeri için Shift 2'ye bastım. B'ye tıklıyorum. Eşittir. B değeri de buna eşitmiş. Onun dışında R korelasyon kasiyesini temsil ediyordu. Shift 2 yine sağa gittim. Buradaki R için 3'e bastım. Eşittir. Aslında regresyon işlemleri için başka hesap makineleri var. Böyle ekranları büyük oluyor şöyle. Ve eğim çizgisinin grafiğini görebiliyorsunuz. Onu da çiziyor. Yani onlar daha kullanışlı bence. Benimkinde böyle işte değerleri falan bulabiliyoruz. Korelasyon kasesini buluyoruz. Standart sapma, lineer regresyon. Bunlar kolay kolay yapılıyor. Bu videoda başka bir şey anlatmayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.